değinmesi gereken, somut olarak bilince çıkarması gereken bir şey daha, bir iki kelimeyle eklemek istiyorum. O da toprak üzerindeki, kentsel toprak üzerindeki mülkiyetle ilgili. Yani biz bunun da bilince çıkarılması gereken bir şey olduğunu, toprağın. Çünkü bütün rantın üzerinde örgütlendiği zemindir. Onun için biz hep kentsel topraklar kamulaştırmalıdır diye başlamıştık. Bu da kentsel örgütlenmede, halkçı devrimci örgütlenmede önemli bir uğraş alanıdır. Bir bilinçlendirme, bilinçlenme ortamıdır diye düşünüyorum. Şimdi ikinci tura başlamadan önce beşer dakika belki tekrar eklemek istediğiniz bir şeyler olabilir. Şimdi sözü sizlere veriyoruz. Sorusu olan arkadaş var mı? Soru lütfen sadece. Evet, buyurun. İsim? Buyurun. Bir dakika. Mikrofon geliyor. Hocam, Haluk hocama özellikle bir soru sormak istiyorum. Buradayım hocam. Hocam, özellik modelinin işte Türkiye açısından da önemli sonuçlar doğurabileceğini söylediniz. Peki bu modelin gerçekleşmesinde hocam Türk işte bu modelin Türk pardon hocam. Peki bu modelin uygulamasının öndeki engeller nelerdir hocam? Kendi adımıza biz bu modelin gerçekleşmesinde kendi adımıza neler yapabiliriz? Neden? Tamam, güzel. Anlaşıldı. Tabii. Ben Kürtçe bilmiyorum. Kürtçe söyle diyeceğim ama onu da anlamam. Ama tekrar diyeyim isterseniz hocam. Hemen vereyim mi? Belki alırız. Soruları alalım. Soruları alalım. Evet, başka. Şurada. Şu arkada, evet. Bütün katılımcı arkadaşlara saygıyla selamlıyorum. Sorum Ali Ekber Doğan'a olacaktı. Kooperatifçilik üzerine konuşuldu. Sistem yapılan kooperatiflerin vergiye yani kendisine tabi olmadığından kaynaklı. Öz olarak da komünal halkçı durumu yönetmek için mesela örneğin Diyarbakır'da tandır ekmeği pişirip marketlere ve belirli bazı mekanlarda satışı engellemiştir vergi almadığından kaynaklı. Kooperatifçilik hareketinin yayılması ve işlerini kazanması için bu sistemin komple kalkması lazım. Bu gerçekliği yani kapitalizmi de göz önünde bulundurarak nasıl yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz? Peki, teşekkürler. Soru değil de bir şey söylemek istiyorum da Haluk hocam. Cevap olarak algılamasın. Kürt sorunundan bahsedildi. Bir Kürt olarak ben Kürtlerin bir sorun olduğunu kabul etmiyorum. Bizler sorun değiliz. Kürdistan'da ve bütün Türkiye'de Adem'i merkeziyetçi, haklar üzerinde tahakkümcü bir durumun sorununu yaşıyoruz. Genel olarak bizler demokratik Türkiye, özel Kürdistan ve Türkiye özel bölgelerin olmasını gerektiğini savunuyoruz. Türkiye haklarının merkezden kurtulup sokaktan hakların göz hizası bir şekilde yönetilmelerinden yanayız. Teşekkür ediyorum. Evet, öndeki arkadaşı verin lütfen. Şu hemen önde. Öncelikle teşekkür ediyorum. Yüksel Akkaya hocam Thomas More'dan bahsetti, ütopyalardan bahsetti. Evet, çok güzel. Biz de istiyoruz ki işte yerel yönetimler halka yönelik işte ekmeği işte hani hem kendine bütçe hem kendine bütçe hem de halka hitap etsin. Yani gönül istiyor çok şey olsun ama şimdi siz de özetlediniz aslında. Şöyle tartışmak lazım. Yani kapitalist düzende sosyalist halkçı belediyeciliğin zorlukları ve hayata geçirilmesindeki hem yasaların hem
Daha önce siyasiler bahsetti işte Şükrü Sırrı Süreyya ve diğer siyasiler bahsetti. Yani bunların zorlukları var. Yani bugün yasalar çıkıyor. Yani hiçbir belediye diyebilir mi ki ben bu yasaya uymayacağım ya da uymuyorum ya da ben sınır tanımıyorum. Bu şekilde soru soruyorum. Bu şekilde sadece şunu demek istiyorum. Yani Yüksel Akkaya hocam, Haluk hocam ve diğer hocalarımız, Ali Ekber hocam özellikle şeyi açtı. İşte buradaki halk ekmek kooperatifleşmeyi açtı. Ama bunun kapital sistem düzenindeki zorlukları ve uygulamadaki gerçekliğini de görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sağ ol. Peki, katkınız için teşekkür ediyoruz. Hep erkekler el kaldırıyor ya. Yok mu kadının sorusu? Evet, orada. Ortada. Ben ayrımcılık yapmıyorum yalnız. Gerçeklere bakıyorum. Evet. Ben Yüksel hocama bir soru soracaktım. Anlattığı sistem çok hani mükemmel işleyebilecek bir sistem ama herkesin devrimci olması veya hani sosyalist, komünist ne derseniz o şekilde olmasıyla ilerleyecek bir sistem. Hani bir kişinin bu düşünceye katılmaması durumunda bu sistem bozulabilir. Hani bu sistemin bu şekilde hemen bozulmaması için, hani işleyişinin aksamaması için hani herhangi bir çözüm olmadığı için belki de uygulanamıyor. Bu kadar havada kalıyor bunlar. Bunun için ne diyeceksiniz? Peki, teşekkürler. Başka? Evet, Mustafa Bey. Ben mikrofon. Haluk Hoca'dan özelliğin sadece Kürt coğrafyasına münhasır bir model gibi mi düşünüyorsunuz? Yoksa bütün Türkiye'ye şamil olabilecek bir model mi düşünüyorsunuz? Bunun belki araçları ne olabilir? Çünkü konuşmanızda ağırlıkla ben onu edindim. Kürt coğrafyasıyla ilgili bir proje gibi. Bunu bütün Türkiye'ye şamil özel bölgelerden oluşan bir yeni Türkiye gibi düşünmek mümkün müdür? Bir de tartışmayı biraz zenginleştirsin diye eksik kalan bir aya eğer konuşmacılar değinirlerse neoliberalizmin de yerel yönetim iddiası var, projesi var. Hayata geçirdiği ve ilerletmek istediği. Hatta neoliberalizmi yerelleştirmek diye bir eğilimi, projesi var. Habitat zirvesi mesela. Evet, evet. Buna biraz değinirlerse ve burada bizi bekleyen tehditlere dikkat çekerlerse herhalde önemli bir açığımız da tamamlanır. Teşekkürler. Teşekkürler. İki soru daha alacağım. Biri burada. Bir de burası. Bağlıyoruz. Türkiye'de belediyeler birliği var da ben şunu diyorum. Devrimci halkçı belediyeler birliği neden olmasın? İkincisi, devrimci halkçı belediyecek yapmak isteyen belediyeler var, davetli olanlar var. Aralarındaki dayanışma şimdiye kadar nasıl oldu? Oldu mu böyle bir dayanışma? Bunu şey diyorum yani. Olmasını istiyorum yani. Tamam, peki. Hocam, ben taraftan anlayayım soru. Arkaya tamam, size de soru soracağım. Çok önemli. Hocam, Ali Mor, hepinize teşekkür ediyorum. Memleket yasasından neden bahsedilmiyor hocam? Memlekette en çok ekonomiyi bozan bu Berkel yasası. Yoğunlaşmış kentlerde Berkel yasası insanları daha iki yerde getiren bir yasası. Tamam. Size de vereyim mikrofonu. Ali Mor hocam, bir belediyeci olarak özellikle bu devrimci yerel yönetimlerin özelleştirme ve taşeronlaştırma ile ilgili uygulamalar konusunda sorduğumuzda bir sendikacı olarak AKP'nin neoliberal yasalarının önde gelen olduğunu, bunu yapmak zorunda olduklarını söylüyorlar. Bu konuyla ilgili bu belediyelerin özelleştirme ve taşeronlaştırmayı yok etme ile ilgili bir politikaları mümkün mü? Peki, teşekkürler. Arkaya götürelim mikrofonu. İki arkadaşa yan yana bu pergel konusuyla başlayalım. Sonra yanındaki arkadaşa da söz veririm. Soru faslını bitirelim. Bütün katılımcılara burada saygılar. Şimdi belediyelerimizde bir sefer
iyi bir belediyecilik yapmaları için bir sefer yasaların tamamen elden geçirilmesi lazım. İki büyük partimiz, hem CHP hem AK Parti diyor ki ben yerel yönetim reformu yapacağım. Hani nerede? Ha 32 yıl olmuş. 26.5.1981'de çıkan yerel yönetim yasası, yerliler yasası. Üzerine ufak ufak değişiklikler yapıyoruz. Meclisimiz diyor ki tamam işte ufak değişik, ben adı reform koyuyorum. Halbuki bu çok yanlış bir şey. Ben 13 yıllığımı verdim hocam. 13 yıl. Bu Berkel yasasıyla rant belediyeciliğinden kurtulmadıkça, özellikle yoğunlaşmış kentlerde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Mersin, Adana bir sürü illerimizde bu rant belediyeciliğinden vazgeçilmezse olay çözülmez. Peki. Mesele bu. Peki, teşekkür ediyoruz. Sorunuz varsa saygılar sunarım. Yanındaki arkadaşa verir misiniz? Son soruyu alıyoruz. Buyurun. İyi günler. Bir sanat tarihi öğrencisi olarak Bülent Hoca'ya bir soru sormak istiyorum. Hocam, Sovyetler dönemi mimarisinden biraz bahseder gibi oldu. Hocam, mimari veya imge veya görsel bir kişiye ideolojik bir altyapı oluşturmak açısından ne kadar önemlidir veya ne kadar katkı sağlayabilir? Bunu öğrenmek istiyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Artık kimseye söz vermiyoruz. Çünkü bütün bu sorulara yanıt için ancak 15 dakikamız kaldı. 15 dakika içinde 4 arkadaşımız yeniden sizlere yanıt verecek. Ben bir şey söyleyeceğim. Şu anda gündemde, hükümetin gündeminde yerel yönetimlerin yeniden düzenlenmesine dair bir reform çalışması var. Hiç kimsenin haberi yok. Kapalı kapılar ardında bu iş götürülüyor. Aslında kulak asmayacaklar. Kendi programları çerçevesinde bir yerel yönetim düzeni getirecekler. Her şeyde yaptıkları gibi böyle bir haberi de vereyim. Şimdi yine konuşma sırasına göre üçer, dörder dakikalık bir zaman içinde lütfen yanıtlarınızı toparlayın. Buyurun Bülent arkadaş. Bu mimarlıkla ilgili soruyla başlayayım. Çok kısa. Evet, çok önemli. Yani mimari dediğimiz şey bir yandan tabii bir mekan. Hep mekanlar içerisinde var oluyor toplumsal ilişkilerimiz. Onların nasıl düzenlendiği de, yani mekansal olarak nasıl düzenlendiği toplumsal ilişkilerin varoluşunda belirliyor. Ama bunun tersi de geçerli. Toplumsal ilişkilerin mimari biçimleri bozundurma, dönüştürme potansiyeli de var. Bunun bir sürü örneği var. Bir diğer yanda da, yani mekan olarak mimarlıktan bahsettiğimiz gibi temsil olarak mimarlıktan da bahsedebiliriz. Yani imge olarak mimarlıktan bahsedebiliriz. Bu da önemli bir şey. Yani Paris Komün'ün işte en göze çarpan işlerinden bir tanesi Vendôme sütununu yıkmak. Komün bastırıldıktan sonra gelen iktidarın yaptığı ilk işlerden bir tanesi onu geri dikmek. Onun bedelini komünarlara ödetmek. Yani imgeler üzerinden, mimari imge üzerinden de sürekli bir mücadelenin, toplumsal belleğe dair bir mücadelenin sürdüğünü akılda tutmak gerek. Az önce verdiğim örnekte de olduğu gibi işte Çernişevski için aslında dünya emperyalizminin yaygınlaşmasıyla çok ilişkili olan bir yapının kendisi, onun imgesi bir komünist ütopyanın mekanı haline dönüşebiliyor. Bu bence çarpıcı bir örnek. Bir de bu ütopya meselesiyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Yani çok ütopik bir şeyi ortaya çıkartmak için herkesin mutabakatını sağlayamıyorsak ütopyamız yıkılır mı gibi bir kaygı. Az önce değindiğim deneysel ütopya kavramı aslında böyle bir şey. Yani Engels de hani gelecekte var olacak, şimdiden belirlenmiş bir ülkeye doğru gitmiyoruz ya da bizim için komünizm kaçınılmaz olarak varacağımız bir şey değildir diyor. Biz mevcut duruma son verecek gerçek harekete komünizm diyoruz diyor. Bu aslında tarihsel olumsallığın bir ifadesi bence. Hani bir açıdan kervan yolda düzülür gibi bir şey. Ama praksis diye bir kavram var. Yani ütopya dediğiniz şey gündelik hayatın içinde ufacık farklılıklarla bile var olmaya başladığınızda siz başka birisine dönüşüyorsunuz. O zaman da ütopya gerçekten asla ulaşamayacağımız yok yerin ütopyası olmaktan çıkıp bir adım sonra ulaşabileceğimiz bir olasılık haline dönebilir diye düşünüyorum. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Özellik modelinin işsel gereklilikleri nedir'e benzer bir soru vardı. Ben öyle özetledim. Yani devlet baskı yapıyor ama bu kendisini nasıl yani mevcut inşa sürecini nasıl ileri götürebilir? Şu anda onun önündeki en önemli engel bir takım kurumlar oluşturuluyor. Mesela ben Diyarbakır'da
bir alan araştırması için gittiğimde iki gün oradaki halk meclislerinin çalışma ritmini izledim, nasıl inşa edildiğini. Yani orada insanlar bir şekilde irade olmuş, o bir halk evi kurmuş. Onun dışında mahallede bir takım işte yerleri sosyal kullanım alanları olarak belirlemişler. Halk da oradaki oluşturulan meclislerin gerçekten bir işlevi, kolektif bir gücün kullanımına hizmet eden bir mekanizma olmasını istiyor ve geliyor işte. Mesela pazarcılar yolu kapattıysa onlara hesap soruyor. Ya da işte sokak temsilcileri, apartman temsilcileri seçiliyor. Ama orada eksik olan şey belediyeler bunu çok fazla desteklemiyor. Yani çünkü yani o bir şekilde çok paralel, yani paralel biçimde inşa edilecek ama temsili nitelikte kalacak bir iş gibi görülüyor. Yani insanlar bir takım kullanılmayan binaları orada mahallede işte metruk yerleri yıkıyorlar. Orada bir sosyal alan oluşturalım diyorlar ama aylarca belediye oraya gelmiyor. Bir kepçe ve kamyonla oradaki şeyi kaldırmıyor ki oradaki halk meclisi gerçekten bir şey yapsın. Benzeri şeyler, yani bizim belediyelerimiz bu konuda çok savsaklayıcı mı, önemsemiyor. Yani bir bu konudaki uzmanları çok az sayıda, dirayet yok. Yani böylesi yapılar kuruluyor. İnsanlar canla başla çalışıyor ama bu insanlar çok fazla kamusal olanaklarla, kaynaklarla desteklenmiyor. Bunun yapılması gerekiyor. Yani bu yapılmadığı durumda, yani bu işte söylenip geçilen belediyede bir tane başkan yardımcısının birkaç tane tüketim kooperatifi piyasaya dönük kurmasıyla sınırlı olan bir şey olarak algılandığı için bütünsel bir özellik, yani bir topluluk ekonomisi temelinde bir dayanışma perspektifi çok fazla benimsenmediği için hala işte esas başat olan o şehirdeki binalardaki, topraktaki özel mülkiyet olmaya devam ettiği için ve gerçekten kapitalizmin çarkları karşısında çaresiz olduğu gibi gözüktüğü için yani bu konuda çok dirayetli bir çaba olmadığı için bu meclislerin, kooperatiflerin çalışmaları çok gelişmiyor. Yani şu anda var, ileri götürülmesi gerekiyor ama daha bütünsel bakılmalı, daha merkezi, stratejik bir şey olarak görülmeli. Kooperatifçiliğin önü nasıl açılmalı, aşılmalı? Yani sistemin engelleri nasıl aşılabilir? Yani burada kooperatifler daha ziyade yani yoksul kesimlerin daha zengin olan kesimlere ürettikleri bir takım ürünleri satmasıyla gelişecek bir şey olarak görülüyor. Aslında yani bir paralel ekonomi, alt ekonomi, özerk ekonomi, yani topluluğun kendi iç dayanışmasını geliştiren bir ekonomi olarak düşünülmesi daha önemli. Yani bir topluluk ekonomisinin üretim, tüketim biçimiyle en azından kendi kendisini döndürebilmesi hedeflenmeli. Diğer türlü, yani bir yerlerde işte kadınlar turşu yapıyor ya da başka el şeyleri yapıyor. Onu bir şekilde markete, orta sınıflara satacağızla sınırlı bir kooperatifçilik olduğu için, yani bir alt ekonomi, özel ekonomi kurmak düşünülmediği için, yani onun dışında mal ve emek saati değiş tokuşu yöntemleri geliştirilebilir. Yerel para emek değiş tokuşu çerçevesinde tanımlanabilecek yerel para uygulamaları var mesela Amerika'da, kimi yerlerde. O tür şeylere bile yönelilebilir ama daha ziyade bir yani yoksul kadınların daha ziyade piyasaya bir şeyler üretmesi, bu sayede kendi gelirlerini arttırması
düzeyinde tanımlanan bir kooperatifçilik şu anda mevcut, işte 3-4 tanesini biliyorum. Böyle sıkıntılar var. Onun aşılması. Tabii neoliberalizmin yerelleşme iddiası var. Yani bu çerçevede, yani neoliberalizm, küreselleşme yerellikleri ön plana çıkaran yeni bir, işte yerellikler üzerinden kalkınma diye de tanımlanan bir iktisadi yaklaşıma da sahip. Yani birikim rejiminin önemli bir bileşini haline getiriyor. Orada ama yani onunla birlikte gelen yerelleşme daha ziyade işte yerel kalkınmaya odaklı. Yani yerelliğe daha fazla sermaye çekmeye, yatırım çekmeye dışarıdan, içeriden odaklı bir yerelleşme. Bu anlamda belediyeleri de bunu teşvik etmeye, bu doğrultuda iktisadi boyuttaki işlere ve imar düzenlemelerine mecbur bırakıyor. Bu şekilde bir sosyal adalet gözetmeyen, onu sorunsallaştırmayan, onu tamamen tali bir belediyecilik faaliyeti haline getiren bir yerelleşme bu. Buna karşı çıkmak lazım. Başka bir yerelleşmeyi, daha işte sosyal bir yerelleşmeyi savunmak gerekiyor ve öz yönetimci bir şeyi savunmak gerekiyor. Yani bu öz yönetimci değil aslında. Yani bir takım sermaye çevrelerini daha fazla katıyor yerelliklerdeki, ama yerel kalkınmaya seferber etmek için bunu yapıyor. Yani bu anlamda öz yönetimci bir şey olduğu söylenemez, ya da katılım denilen şey kavram üzerinden yaptığı için sıkıntılı. Evet. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hocamın dediği gibi kent toprağının özel mülk olması önemli bir mesele. Yani belediyeler bu doğrultuda belki özel mülk olmasını ortadan kaldıramaz, ama herhangi bir yatırım, uygulama, plan kararı gerçekleştirdiğinde tabii ki yapacağı bir sürü şey var. Burada üretilecek rantları halka kazandırmanın yollarını, imar kararlarını ya da yatırım kararlarını bu kaygılarla düşünmeleri gerekiyor. Bunu yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı? Kendileri bize anlatacaklar zaten. Peki, çok teşekkürler. Haluk Hocam, buyurun. Şimdi birinci soru, biz ne yapmalıyız? Değil mi? Doğru anladım. Şimdi iki, çok engel var. Yani gayet tabii. Bunlar nasıl aşılır? Uzun mücadele gerektiren şeyler. Belki üç şey söyleyeyim. Bir tanesi, iki büyük engel var Türkiye'de. Bir, ideolojik engel var. Şövenizmin ve militarizmin bu toplumdaki içselleştirilmiş toplumsal genlere yerleşmiş hali. Bu sınıfsal bir şey değil. Toplumun bütün kesimlerini, sınıflarını, şeylerin katmanlarını içeren bir afet. Bir ideolojik mücadele yapmamız lazım bununla. Bu ideolojik mücadele, ama tabii ki sadece laf anlatmak değil, o da örgütlü olmalı, örgütlenmeli filan. İkinci engel, yani bir halktan gelen engel var. Bir de daha sınıfsal nitelikli, bu şövenizmi ve militarizmin reel hali, devletleşmiş hali, onun altındaki işte sınıfsal hegemonya, hakimiyet vesaire, bir de onunla tabii mücadele etmek lazım. Ve bu mücadelenin ideolojik yönü var, örgütsel yönü var, politik tarafı var vesaire vesaire, öyle de yapılıyor. Ne yapma, herkes buna katılmalı. Bir ucundan tabii ki tutmalı. Elini taşının altına koyması lazım. Bu mücadele iradesini, bu direniş inadını yaymalı. Özellikle batıya, metropollere ve bunun taşıyıcısı olma potansiyeli olan sınıflara, katmanlara filan. Bir şey daha, yerel inşa, fiili inşa. Bu yapılmıyor değil, yapılıyor. Bunun ne kadar zor olduğunu biliyorum. Burada
Kürdistan'dan gelen belediye başkanları da var. Bunun ucunda kimyasal silah da var tabii. Ama bir fiili inşa da bence şarttır. Yapılmıyor da demiyorum. Yapılıyor. Onu da devam etmek gerekir. Şimdi ikinci mesele, tabii biz burada Kürt sorunu deyince arkadaşımızın söylediği manada söylenmiyor Kürt sorunu. Bu yerleşik şey Kürt sorunu dediğimiz zaman o manada hiçbirimiz da tabii ki söylemiyoruz. O manada bir sorundan bahsedersek, ben çok yazmış, çok söylemiş biri olduğum için bir sorun var o manada da, o da Türk sorunu. Şimdi onu açamayız, uzun bir meseledir ama ben tabii bir Türk sorunu olduğu kanaatindeyim o manada. Ama Kürt sorunu deyince de tabii ki o başka bir şeyi kastediyoruz biz. O güzel de özetledi şeyle de ilgili, bu özel Türkiye meselesiyle de ilgili. Dikkat ederseniz ben demokratik özellikten söz etmedim. Çünkü burada var bir arkadaşımız, onu anlatacak bir konu başlığı. Ben genel olarak Kürt sorunu bağlamında özellikten söz ettim. Demokratik özellik arkadaş bir cümlede, ben onu tekrarlayamam şimdi ama güzel özetledi. Daha entegre bir proje. Yalnız Kürdistan'ı değil, Kuzey'i değil, yani şey bütün Türkiye'yi kapsayan bir şey. Şimdi benim o arkadaşımızın özellediği bir şunu istiyoruz diye çabucak söyledi. Ben bütün bunu talepleri destekliyorum ama ben biraz daha fazlasını da istiyorum. O da ayrı bir, o da yeri değil burası. Bir kurtarılmış şey alanlar filan şey yapılabilir. Ben esas olarak Kürt meselesiyle ilgili olarak konuştum özelliği. Ama bu söylediğiniz bir Sovyet Türkiye modelinin altyapısını oluşturuyorsa bu tür bir şeye de gayet tabii itirazım yok ama ben bir entegre özellikler projesini, yerel yönetimler projesini değil de doğrudan Kürt meselesinin çözümüne ilişkin bir şey söyledim. Bir şey söyleyerek bitireyim. Bu etnik ve sınıfsalı çok eritmek yanlısı değilim. Yani bir Sovyet Türkiye'nin bir sınıf tarafı vardır. Orada işte mahalli idareler, halk vesaire, bildiğimiz konseyler, Sovyetler, yerel yönetimler. Bir de çok halklı bir şeyiz. Etnik unsurlu bir toplum olacak o Sovyet Türkiye'de. Onu da eritmememiz lazım. O özellikler, federatif yapılar, her neyse o Sovyet Türkiye'de nasıl olacaksa, onlar da olmalı. İkisini çok böyle entegre bir proje içinde belki ileride şey yapılabilir ama benim yani analizim öyle çalışmıyor. Teşekkürler Yüksel arkadaşa. Geldi sıra. Bir şey söyleyeyim. Bu mesela rasyonelleştirme önerileri yaptınız ya, hani devrimci halkçı bir yöntemle. Ama kapitalist metropollerde o söyledikleriniz var. Mesela merkezi işte şeyler, makinalar herkesin çamaşırını yıkıyor. Yani biraz daha akıllı olmak lazım galiba. Evet, buyurun. Şimdi ilk soru bana yönelik olarak, bu kapitalist ortamda halkçı belediyeciliği, devrimci belediyeciliği yaparken bazı sorunlarla karşılaşıp karşılaşmayacağımızı. Ben konuşmamı iki bölümde oluşturdum. Bir, ileriye dönük olarak hani düşünmemiz gereken, olmasını istediğimiz şeye yönelik olarak dile getirdim. Bir de hani kapitalist ortamda ne yapabiliriz bir parça dillendirdim somut birkaç örnekle. Kuşkusuz zorluklar var ama şimdi bu zorlukları başkaları başka bir şekilde aşabiliyor. 25 Kasım 2011 Milliyet'te Güngör Uras İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketleri anlatıyor. 25 tane şirketi var belediyenin. Bir taraftan özelleştirme, taşeronlaştırma ama öbür taraftan da devasa şirketler kurmuş. 25 şirketin 7 yıldaki toplam yatırımı 44 milyar dolar. Her alanda şirket kurmuş. Ankara'da yaşayanlar Melik Gökçen'in kurduğu şirketleri de bilir. Bir taraftan yazıyorsunuz özel halk otobüsü. Yani cümle bir kere kendi içinde ironik bir şey. Özel halk otobüsü. Taşeronlaşmaya, özelleştirmeye karşı çıkıyorsanız, bütün bunlara başvurmadan bir şey yapmak istiyorsanız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapmış, 25 tane koca şirket kurmuş. Demek ki yasa olarak bir sıkıntı yok, bir sorun yok. Önemli olan istek, irade. Ben 99 yılında bir tane yazı yazdım. Yani bu söylediklerimin bir kısmını somutlaştırarak,
O zaman Diyarbakır Belediye Başkanı ismini söylemekte sakınca görmüyorum. Feridun Çelik'ti. Hoca bizimle dalga geçiyor demişti. İşte bu çamaşırhaneler, merkezi tandır, yemekhaneler filan. Kısa bir süre sonra Refah Partili belediyeler bunu sosyal belediyecilik adı altında yapmaya başladı. Bizimkiler de onlardan taklit ederek yapmaya başladılar. Yani önemli olan istek ve iradeyi ortaya koymak. Şimdi Dikili Belediye Başkanı belirli bir şeyin üzerindeki suyu düşük ücretli ya da ücretsiz sattığı için mahkemeye verildi. Diyendi buna, yargılandı. 99 yılında ben Vartu'ya gittiğimde işte Antalya'dan bir eczacı arkadaşı getirip Vartu'ya belediye başkanı yapmışlardı. Belediye başkanı arkadaşımız şunu söylüyordu, diyordu ki önceki belediye başkanı halktan su alamamış, şimdi ben su parasını bunlardan nasıl toplayacağım? Buyurun. Önemli olan istek, irade. Bunu ortaya koyduğunuzda yani bazı zorluklarla karşılaşırsınız. Bazısını aşarsınız, bazısını aşamazsınız. Bu önemli. Ama önemli olan söylediğim bir kere insanı dönüştürmek. Sosyalist insanı, devrimci insanı, halkçı insanı mayasını orada ortaya çıkarmak. Onu orada mayalamak. Böyle bir duygu, düşünce yaratmak. Sorumlu ve sorumlu bir insana dönüştürmek. Öncelikle insanı değiştirmelisiniz. İnsanı değiştirmediğiniz sürece hiçbir şey yapamazsınız. Onun için arkadaşın söylediği gibi sistemden bir tek yani. Siz şimdi bu sistemi değiştirecekseniz o bir bozuk insan olarak ortaya çıkacaksınız. Kapitalizme göre bozuk insan olarak ortaya çıkacaksınız. Bu sistemi değiştireceksiniz. Ha, o sistemin içinde sosyal sistem ya da devrimci bir sistem, devrimci bir yapı oluşturduğunuzda o sistemin içinde de mutlaka tersini düşünenler olacaktır. O sistem kendi içinde bugün kapitalist sistemin içinde nasıl biz erimişsek, potadan çıkamıyorsak onlar da o sistemin içinden çıkamayacaktır. Dolayısıyla bu çok büyük bir sorun oluşturmayacaktır diye düşünüyorum. Mustafa Sönmez'in sorduğu soru önemli. Çünkü bizim istediğimiz yerellikle, alemi merkeziyetle kapitalizmin uluslararası şirketlerinin istediği aynı değil. Kapitalizm ve uluslararası şirketler yerel yönetimleri güçsüz, zayıf bırakıp kar alanlarını genişletmek istiyor. Kar oranlarını arttırarak, sömürü oranını yükselterek oradan bir üretim şeyinden yararlanmak istiyor. Dolayısıyla 30'a aylıkların söylediği gibi düşmemek gerekiyor. Benim söyleyeceklerim de bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz.